Ben böyle maviye boyadım öğretmenim. Gökyüzü gibi. Üzerine de beyaz bulutlar koydum. Çok güzel olmuş Pepe. Ne güzel bir diş kurmuşsun. Bu da benimkisi. Ben yeşile boyadım. Sanki yeşil bir ağaç gibi. Üzerinde de kırmızı elmalar var. Seninki de harika Zeze. Aferin sana. İşte bu da benimkisi. Sapsarı yaptım. Çünkü bu bir güneş. Aferin Bibi. Güneşin harika olmuş canım. Siz bu tahta misket boyama konusunda gerçekten çok başarılısınız çocuklar. Hadi birer tane daha tahta misket boyayın. Ben hemen geliyorum. Ben tahta misketlerden bir tane renkli top yapacağım. Ben de tahta misketten kaskımın aynısını yapacağım. Ben ne yapsam ki? Ay! Ne oldu Zeze? Bakayım ne oldu? Bir şey olmadı Pepe. Ama canın yanmış gibi Zeze. Evet, biraz yandı. Elini çek de bakalım bir şey oldu yanağına. Yanağın çizilmiş Zeze. Ay, nasıl oldu ki? Ay, acıyor mu? Bir şey olmaz, acımıyor şimdi. Neyle çizdin ki? Tamam, geçti şimdi. Çocuklar bakın. Yeni sınıf arkadaşımız mı öğretmenim? Evet çocuklar. Mimi, seni tanıştırmak isterim tatlım. Bu Bibi. Bibiciğim, bu da Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba. Bu da Zeze. Merhaba Mimi. Merhaba Zeze. İşte bu da Pepe. Pepeciğim işte çok merak ettiği sınıf arkadaşlarından biri daha geldi canım. Gördün mü? Evet. Merhaba Mimi. Bizimle tahta misket boyamak ister misin? Tamam. Çok isterim. Senin ne değişik saçların var Mimi. Nasıl değişik? Yani rengi, şekli falan çok güzel. Çok beğendim. Senin de şapkan çok güzel Pepe. Sağ ol. Bibi'nin kaskı da çok güzel. Peki Zeze'nin şapkası? Evet. Zeze'nin şapkası da çok güzel. Senin de tokan çok güzel. Zeze. Yüzüne ne oldu kızım? Demin bir şeyle çizdi Zeze yüzünü ama nasıl çizdi biz de anlamadık öğretmenim. Öyle mi? Bakmama izin verir misin Zeze? Lütfen bir tanem. Tamam. Tamam tatlım. Nasıl oldu bu çizik Zeze? Tırnaklarım uzamıştı biraz öğretmenim. Tırnağım yanlışlıktan yüzüme geldi böyle oldu. Evet tatlım. Tırnakların gerçekten çok uzamış. Onları böyle uzadıklarında düzenli olarak kesmemiz lazım biliyorsunuz değil mi çocuklar? Benim de tırnaklarım biraz uzun. Benimkiler de biraz uzamış. Benimkiler de. Tırnak makasımız olsa hepimizinkini keserdik aslında. Evet ne güzel olurdu. Evet, keşke evden getirseydim. Merak etmeyin, okulda tırnak makasımız var çocuklar. Görüşürüz. Çok kötü öğretmenim. O zaman bugünü tırnak kesme günü ilan ediyorum. Yaşasın. Tırnaklarımızı çıt 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 kestikten sonra da tırnak kesme kutlaması yapalım. Olur mu öğretmenim? Evet, lütfen öğretmenim, lütfen. Kutlamaya bayılırım. Tamam, çocuklar. Aferin çocuklar. Şuşu. Bak bu da yine arkadaşımız Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba Şuşu. Zeze ile Bibi'yi tanıyorsun zaten değil mi? Evet canım. Çok iyi tanıyorum. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Merhaba çocuklar. Şuşu. Efendim Mimi? Bize bir tane tırnak kesme şarkısı söyler misin? Evet. Hadi Şuşu söyle söyle. Tamam canım hadi söyleyelim. Elimizde 10 parmak var. Onunda da bir tırnak var. Tırnaklarımız uzayınca onları keseriz mutlaka. Çıt bir, çıt iki, çıt üç, çıt dört, çıt. Bizde 10 parmak var.
çocuklar. Tırnak kesme günümüzü kim sunmak ister? Pepe? Ha, tamam. Merhaba. Bugün okulumuzda tırnak kesme günü düzenledik. Çok yaşa Pepe. Çünkü bizim, yani uğur böcekleri sınıfındaki herkesin tırnakları çok uzamış. Hiçbirimiz de fark etmemişiz. Oysa tırnaklarımız her uzadığında kesmemiz gerekir. Yoksa Zizi gibi kendimize zarar verebiliriz. Ayrıca tırnaklarımız uzun kaldığında içlerine istemediğimiz mikroplar yerleşir. Ve bu mikroplar elimizi ağzımıza götürdüğümüzde vücudumuza geçip bizi hasta edebilir. Öğretmenim, ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. O zaman tırnak kesme günümüz kutlu, mutlu olsun. Yaşasın, yaşasın tırnak kesme günü. Çok yaşa Pepe. O zaman ilk kiminle başlıyoruz? Ben. Tamam, gel bakalım. Elimizde on parmak. Rica ederim Pepe. Hadi çocuklar, şimdi hep beraber ellerimizi yıkayıp mis gibi yapalım. Yaşasın. Tamam. Ben gelmeyeceğim. Ama niye ki? Bibi, ama tırnaklarımız uzunken içine pislikler girmiş olabilir. Şimdi kestik ya, yıkayalım ki ellerimiz tertemiz olsun arkadaşım. Neden gelmek istemiyorsun Bibi? Ayak tırnaklarımızı kesmedik de onda. Bugün tırnak kesme günü değil mi? Doğru ya. Allah seni yüreği. Aferin sana. Seni yüreği. Yaşasın tırnak kesme günü. Papa! Papa! Neredesin oğlum? Yok. Her yere baktım, yok. Ben de bulamadım. Ben de her yere baktım, yok. Eve bir daha bakalım. Belki evde bir yerlere saklanmıştır kerata. Herkes Pepe'yi arıyor. Allah Allah, Pepe nereye gitmiş olabilir ki? Hadi biz de etrafa bakalım. Belki beraber buluruz Pepe'yi, ha? Pepe! Pepe! Pepe? Ha? Pepe? Pepe? Pepe kaçma lütfen. Pepe, şu ben, hey. Gördüm seni, benden kaçmana gerek yok. Niye saklanıyorsun Pepe? Ne oluyor, çok merak ettim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum şu. Olabilir Pepe. Bazen insan kendini iyi hissetmeyebilir. Nedenini bulmaya çalışalım beraber, ha? Kendini iyi hissetmemenin bir nedeni var mı sence? Kıyafetlerimin hepsi artık bana küçük geliyor. Kolları, bacakları kısacık. Hem de çok sıkıyor. Kıyafetlerimi çok seviyorum ama
Kendimi hiç iyi hissetmiyorum içinde. Anlıyorum. Bu yüzden de saklanıyorsun, öyle mi? Öyle. En sevdiğim kıyafetlerimin hepsi küçülmüşler şu. Peki sence kıyafetlerin mi küçüldü yoksa sen mi büyüdün Pepe? Bir düşün bakalım. Bilmem ki. Zaman geçtikçe insanlar büyürler Pepe. Vücudumuz büyür, kollarımız, bacaklarımız uzar. Ve büyümek harika bir şeydir tatlım. Gerçekten mi? Evet canım. Büyümek gerçekten çok güzeldir. Biz canlılar büyürüz. Ama kıyafetlerimiz canlı olmadıkları için büyümezler. Doğal olarak da biz büyüdüğümüzde kendimize içinde daha iyi hissedeceğimiz yeni kıyafetler alırız. Yerinde olsam saklanmak yerine yeni kıyafetler giyip büyüdüğüm için kendimle gurur duyardım Pepe. Ama şu an küçük kıyafetlerimle çok komik görünüyorum. Tamam işte, bir an önce eve git ve yeni kıyafetlerini giy canım. Tamam şuşu. Anne, anne. Aa, Pepe bu. Pepe. Pepe, oğlum. Pepe, neredesin koçum? Buradayım. Ah Pepe, canım benim. Her yerde seni aradık bir tanem. İyisin değil mi? Hadi çık da göreyim seni. Çıkacağım ama önce bir şey isteyeceğim. İste Pepeciğim. Bu kıyafetlerin bana çok küçük gelmeye başladı ya. Çünkü sen her geçen gün büyüyorsun koçum. Tamam, işte bu yüzden ben de kendime yeni kıyafetler istiyorum. Ben sana yepyeni kıyafetler aldım bile Pepe. Aa, gerçekten mi? Evet bir tanem. Bak. Ya ama bunun şapkası yok. İşte Pepe'nin şapkası da hazır. Vallahi eskisinden bile güzel oldu. He? Ne dersiniz? Ay, şapkayı kedi kattı. Yok anne yok. Pepe burada. Şapkayı kapan kedi değil. Pepeciğim, beğendin mi şapkanı evladım? Çok güzel olmuş nene. Hadi koçum, bütün kıyafetlerini bir giy de hepimiz görelim. Sakın gelmeyin ha. Ben kendim giyinip çıkacağım. Tamam canım, bekliyoruz. Yardım ister misin koçum? Hayır dede. Oğlum büyüyor dedesi. Artık kendi kıyafetlerini kendisi giyip çıkarabiliyor. Merhaba. Hoş geldiniz minik kelebeğim. Merhaba herkese. Merhaba oğlum. Merhaba bebeğim. Merhaba. Pepe'yi buldunuz mu? Bulduk hayatım. Yeni kıyafetlerini giymeyi kabul etti. İçeride şimdi çıkacak. Aa, Pepe yeni kıyafetlerini mi giyiyor? Evet bebeğim. Şimdi çıkacak. Pepe hadi çık. Tamam tamam, galiba başardım. Hadi bir tanem, çok merak ediyoruz. Tamam çıkıyorum. Da 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 da. Maşallah. Canım oğlum benim. Vay 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 vay, koçuma bak da. Abi. Canım oğlum, ne kadar yakışmış bu yeni kıyafetler sana böyle. Gerçekten beğendiniz mi? Ben bu Pepe'ye bayıldım. Canım Pepe'm benim abi. Ay dur bebe. Hem de çok beğendim evladım. Büyümek sana çok yakıştı Pepe. Güzel oğlum benim. Senin her halin çok güzel. Çok ama çok yakıştı bu renkler, bu kıyafet sana. Evet düşündüm de. Aslında büyümek çok güzel bir şey galiba. Ha şunu bileydin. Ben de büyümek istiyorum. Ben de. Sen de büyüdün minik kelebeğim. Baksana boyun uzadı. Daha da güzelleştin. Hadi o zaman bu akşama güzel bir büyüme kutlaması yapalım. Harika bir fikir anne. Şiray Leyke de büyüdü. Onları da çağıralım. Tabii ki bir tanem. Onlar olmadan kutlama olur mu? Hadi ya, yaşasın. Hadi o zaman hazırlıklara başlayalım. Hadi harika bir yemek yapayım size. Yok canım, ne dersiniz? Yaşasın. Ben büyümeyi çok sevdim bebe. Büyümek çok güzel bir şeymiş meğerse. Evet. İnsan ışıkları açıp kapatabiliyor büyüyünce. Aferin ikinize de. Evet, kesinlikle büyümek çok güzel bir şeydir çocuklar.
O zaman ben de bir büyüme şarkısı istiyorum. Evet, hadi Şuç, hadi. O zaman büyümek şarkımız başlasın. Pepe, Pepe, büyüdün mü sen? Evet. Pepe, Pepe, büyüdün mü sen? Ne kadar yakışmış büyümek sana. Ne kadar yakışmış büyümek sana. Bebe, 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 büyüdün mü sen? Evet. Bebe, bebe, büyüdün mü sen? Evet. Ne kadar yakışmış büyümek sana. Ne kadar yakışmış büyümek sana. Çok güzeldir büyümek, büyüdükçe değişmek. Çok güzeldir büyümek, büyüdükçe değişmek. Yaşasın büyümek. Harikasınız çocuklar. Şuşu. Efendim bebe. Biz yemek yediğimizde, yoğurt yiyip süt içtiğimizde daha da büyüyeceğiz ya. Evet. Yani böyle kocaman dev gibi mi olacağız? Aa, ben o kadar büyümek istemem ki. Çok tatlısın bebeciğim. Evet, büyümek için yemeklerimizi çok güzel yemeliyiz. Ama ne kadar yerseniz yiyin, en fazla dedeniz kadar, babanız kadar büyüyeceksiniz tatlım. Aa, böyle göklere kadar, bulutlara kadar büyüyemeyiz yani. Büyümeyelim zaten bebe, eve sığmayız o zaman. Aa, doğru. Bu yeni kıyafetlerime bayıldım Şuşu. Ben de çok beğendim Pepeciğim. Kıyafetlerin harika oldu. Şapkan da çok güzel olmuş. Hadi bahçemizi kutlamaya hazırlayalım abi. Tamam, hadi koş bebe. Seni yakalayacağım. Bugün burada oğlumuz Pepe, güzel kızımız Şila, minik kızımız Bebe ve minik oğlumuz Eke'nin büyümelerini kutlamak için toplandık. Çok yaşam. Çok yaşasın evlatlarım. Çok yaşam. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor ve sahneyi çocuklarımıza bırakıyorum. Maşallah. Maşallah. Ben büyüdüğüm için çok mutluyum. Yaşasın büyüme. Ben de büyümeyi çok sevdim. Önceden kapıları açmak için boyum yetişmiyordu. Şimdi yetişiyor. Büyümek çok güzel bir şey. Büyümek biraz da değişmek demek. Ben büyümenin de değişmenin de çok güzel bir şey olduğunu anladım. Bizi böyle güzel büyüttüğü için de anneme, babama, dedeme, neneme çok teşekkür ediyorum. Ay Pepe. Canım Aa, Eke de bir şey söyleyecek galiba. Eke, sence büyümek nasıl bir duygu? Yani neye benziyor? Ekeciğim, hani sen de büyüdün ya. Sence büyümek neye benziyor kardeşim? Anne. Efendim Pepeciğim. Bana okul çantası ne zaman olacak? Aa, evet canım. Alışveriş listeme hemen yazayım. Ne zamandır aklımda ama hep unutuyoruz. Önümüzdeki ay alırız tatlım. Önümüzdeki ay. Tamam. Aa baba. Efendim Pepe. Hani okullar böyle çok gün tatil olacak demiştin ya. Evet. Hani böyle tatil olunca denize gideceğiz demiştin. Evet. O tatil ne zaman? Aa dur bakayım. 1, 2, 3, 4 ay sonra Pepeciğim. 4 ay sonra yaz tatili başlayacak. 4 ay mı? Evet canım, 4 ay sonra. Tamam. Ben prenses olmak istemiyorum nene. Tamam, ne olmak istersin? İyi insan olayım. Sen de iyi kedi ol. Al bak bu kedi maskesini tak. Miyav. İyi
çok komik bir kedi oldu annem. Bu yaştan sonra bir kedi olmadığım kalmıştı. Miyav! Ben iyi bir kediciyim ama karnım çok aç. Kimse bana yemek vermiyor miyav. Çok açım ben çok. La 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 la. İşte iyi bir kedi la la la. Üstelik de acıkmış la la la. Hemen iyi bir insan olarak ona iyilik yapmalıyım la la la. Hem la la la. Hem şu yemeklerden şuraya birazcık koyayım la la la. Beni görmesin hemen kaçayım la la la. Bir koku alıyorum. Sanki biri benim için buralara bir yere yemek bırakmış. Miyav yaşasın. Yaşasın bir kere daha mutlu ettim la la la. Yaşasın insan olmak la la la. Aferin sana bebe. Çok güzel bir oyun kurdun evladım. Sen de çok güzel bir kedi oldun. Nene. Efendim Pepeciğim. Hani bizi bale gösterisine götürecektin ya. Ha doğru ya. Ha? Nasıl da unuttum tüh. Tamam onu sattım işte. Ne zaman götüreceksin? O gösteri ha? Geçen aydı Pepeciğim. Ha? O ayda var mı bilmiyorum. Bakmam lazım. Geçen ay mı? Evet ya geçen aydı. Tüh nasıl da aklımdan çıkmış. Ama gidemeyecek miyiz yani? Ben bakarım tekrar ne zaman oynuyorlarsa. Bulup biletlerimizi şimdiden alırım. Bu sefer unutmayı sen. Anne. Annem sesleniyor nene. Efendim kızım. Bir bakar mısın? Geldim geldim. Hadi oyun oynayalım abi. Bu ay ne ola ki? Ne oldu bebe? Ay ne demek bebe? Ay mı? Şey. Geceleri gökyüzünde gördüğümüz bir gece gündür. Her şarkısı da var ya. Ay dede, ay dede, evin bakın nerede? Ay dede. Peki annem bana önümüzdeki ay çanta alacağını söyledi. Babam da 4 ay sonra yaz tatili gelecek dedi. Nenem de bana az önce bale gösterisi geçen aydı dedi. Gökteki aydan mı bahsediyorlar acaba? Ben de bilemedim şimdi. Ben hep bir tane ay görüyorum. 4 ay sonra dediğine göre birden çok mu ay var acaba? Ben de bilemedim bebe. Bir dakika. Ne oldu bebe? Hoş gel abi. Aya bak. Bu bizim hep gördüğümüz ay değil. Evet. Bu yüz yuvarlak. Top gibi. Bu ayda da böyle kanca gibiydi. Top gibi. Demek ki birden çok ay var. Olabilir. Şuşu. Efendim Pepeciğim. Bizim kafamız karıştı biraz da. Duydum tatlım. Annem önümüzdeki ay sana çanta alalım dedi. Babam 4 ay sonra yaz tatili başlayacak dedi ya. Evet. Ay dedikleri bu gökyüzündeki ay mı? Çok güzel bir soru bu Pepe. Ben akıl yürütmek istiyorum Şuşu. Tabii bebeciğim dinliyoruz. Babam 4 ay sonra dediğine göre birden çok ay var demek. Çok tatlısın bebe. Bize farklı farklı görünse de aslında gökyüzünde bir tane ay var bebeciğim. Bunu şöyle düşün. Pepe'nin şapkalı hali başka, şapkası çıkmış hali başka, gözlük takmış ve taç takmış hali başka, maske takmış hali başka. Benim maskesi takmış hali başka görünüyor. Evet canım ama hepsi de Pepe. Yani bize bazen yuvarlak, bazen kanca gibi görünse de ay hep aynı ay öyle mi? Aynen öyle canım. Ayı neden başka başka gördüğümüzü biraz daha büyüdüğünüzde detaylıca öğrenirsiniz ama biz ayı hep başka başka şekillerde görürüz. Önce böyle görürüz, sonra böyle, böyle, sonra şimdiki gibi yüz yuvarlak, sonra böyle, böyle, böyle görürüz. Sonra tekrar en başa döner. Tekrar böyle, 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 yuvarlak, böyle, böyle, böyle görürüz. Ay en sade anlatımıyla bize böyle şekillerle görünür. Bu şekillerin hepsini gördüğümüz zamana da biz zaman anlamında ay diyoruz. Yani hem bu gökyüzünde gördüğümüz gezegene ay diyoruz. Hem de bu ayın hallerini gördüğümüz süreye yani zamana ay diyoruz öyle mi? Aferin size. Aynen öyle. Ay dede, ay dede. Evin bakın nerede? Ay dede.
annenin, babanın, nenenin dediği ay, zaman anlamındaki ay. Adı zormuş. Ben hayatta düşünerek, akıl yürüterek bulamazdım bunu. Ben de. Peki, zaman anlamındaki bir ayın geçtiğini nasıl anlarız Şuşu? Babam 4 ay sonra tatil dedi de. 30 tane gün geçince 1 ay geçmiş olur Pepeciğim. 30 kere yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. 1 ay geçmiş olacak, öyle mi? Aynen öyle. Hadi şimdi gelin bir ay şarkısı söyleyelim. Hem de ayların ismini öğrenelim. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. Ben gökyüzündeki ayı da, 30 gün süren zaman anlamındaki ayı da çok sevdim. Hadi bir oyun oynayalım kardeş. Tamam kardeşim, ne oynayalım? Ben ketçik alayım. Bak burada fare maskesi var, köpek maskesi var, kaplan maskesi var. Sen de birisini seç. Tamam, ben de fare olayım. Tamam o zaman, kedi fareyi kovalar. Kaç, yakalayacağım seni. Eyvah, bir kedi gördüm. Kedi beni kovalayacak, hemen kaçmalıyım. Dur, kaçma fare. Kedi beni yakalayamaz. Kedi beni yakalayamaz. İstersen yakalarım bir de. Ay, ne dedin abi? Ne dedim kardeşim? Ay dedin. Evet dedim. Aha, 1 ay daha var demek ki. Doğru. Şuşu, bu ay ne demek? Gökyüzündeki ay ve zaman olan ay ile ilgisi var mı? Çok tatlı ve çok dikkatlisiniz çocuklar. Bu ayın gökyüzündeki ay ve zaman olarak kullandığımız ayla ses benzerliği dışında hiçbir ilgisi yok canım. Tamamen bir duygu ifadesi olarak çıkardığımız ses. Hangi duygun için çıkardın bu sesi abi? Fare kedi beni yakalayacak diye biraz çekindi. Bu yüzden de ne yapacağını bilememe ifadesi olarak ay dedim. O zaman ay demeye devam et, yakalayacağım seni. Şimdi bana ne yapacaksın kedicik? Hem ne yapsam ki? Ay. Yine ay dedin abi. Vay. Şimdi ikiniz birden kaçın bakalım. Çünkü kaplan nene geliyor. Kaplan neneden kaçın. Vay 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 vay. Sizi gittiler sizi. Kaplan nene. Kaplan nene. Kaplan nene. Kaplan nene geliyor. Kaçın. Ay. İyi misin nene? İyiyim çocuklar, iyiyim. Ay ne güzel oynadık. Koşmak bana da iyi geldi vallahi. Ne dedin, ne dedin nene? Ay çok güzel oynadık dedim. Nenem ay dedi, ay dedi. Hadi sizi kovalayacaklar. Hadi koşun, koşun. Yaşasın. Ha, çok güzel oldu, çok. Bibi bugün çok mutlu görünüyor. Bibi. Merhaba Şuşu. Ne kadar mutlu görünüyorsun canım, ne güzel. Evet Şuşu, çok mutluyum çünkü bugün Pepe bize gelecek. Beraber harika oyunlar oynayacağız. Anladım, çok güzel. Demek bu yüzden çok mutlusun. Ay nerede kaldı acaba? Bibi, Bibi. Canım arkadaşım geldi. İşte geldim. Hoş geldin Pepe. Vay. Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. Oyuncaklara öyle bakacağınızı alıp oynasanıza çocuklar. Doğru ya. Ben şu arabayı alıyorum. Kırmızı arabamız da gidiyor. Durun durun. Evet, o benim en sevdiğim kırmızı araba. Çok hızlı gider.
İşte bir ayıcık. Ha? Koca göbekli kahverengi ayıcık. Ayıcık karşıdaki dağa doğru hızla gidiyor. O da benim en sevdiğim ayıcığım. Adı da Yaya. Peki ben de şu yeşil arabayı alayım o zaman. O bana dedemin aldığı yeşil araba. Şu mavi topla oynayayım. Güzel mavi topum benim. Aa, tahta misketler al. Bayılırım tahta misketlerime. Aa, resim çizeyim o zaman ben de şu kalemlerle. Yok yok, o kalemler hemen bitiyor. Sakın açma. Araba çok hızlı gidiyor. Üzgün mü hissediyorsun kendini? Evet şuşu. Bebeğin oyuncaklarıyla oynamaya çağırdı ama şimdi hiçbir oyuncağını ellemeye izin vermiyor. Evet canım, gördüm. Ama neden oyuncaklarını vermiyor ki? Bilmiyorum Tepe. Oysa kendisi çağırdı beni. Bize gel, oyuncaklarımla beraber oynayalım demişti. Bebeğini sevmiyor mu? Sanırım evine gitti. Aa, biz oyuncaklarını oynuyorduk. Niye gitti ki? Bir düşün bakalım Bibi. Sence neden gitmiş olabilir? Pepe geldiğinden beri neler yaptığınızı bir anlatır mısın bana? Geldiğinde çok mutluydu Pepe. Ben de mutluydum. Sonra Pepe oynamak için kırmızı arabamı aldı. Doğru. Peki sen ne yaptın? Ben kırmızı arabamla oynadığını görünce onu elinden aldım. Demek kırmızı arabayı Pepe'nin elinden aldın. Evet şuşu. Sonra Pepe oynamak için ayıcık Yaya'yı aldı. Evet. O benim en sevdiğim ayıcığım. O yüzden ben Yaya'yı da Pepe'nin elinden aldım. Anlıyorum Bibi. Demek Yaya'yı da Pepe'nin elinden aldın. Sonra yeşil arabamla oynamak istedi. Onu da aldım. Tahta misketlerim, boya kalemlerim. Hepsini onun elinden aldım ben. Evet, gitti. Peki Pepe sonra ne yaptı? Pepe kendini nasıl hissetti sence Bibi? Yani onun yerine kendini koyar mısın? Sanırım Pepe üzüldü şuşu. Neden üzülmüş olabilir? Oyuncaklarımla oynamasına izin vermediğim için. Evet, haklısın. Ben de öyle düşünüyorum Bibi. Ben güzel arkadaşım Pepe'yi üzdüm. Bibi Pepe'yi oynamaya çağırdı. Pepe gelince onunla oynamadı. Oyuncaklarını bile paylaşmadı. Pepe üzüldü, onu yalnız bıraktı. Bibi yanlış yaptı, yanlışını anladı. Bibi yanlış yaptı, yanlışını anladı. Şimdi Bibi de üzgün, Pepe de evde üzgün. Bibi bulacak buna çözüm, Bibi bulacak buna çözüm. Bibi Pepe'yi oynamaya çağırdı. Pepe gelince onunla oynamadı. Oyuncaklarını bile paylaşmadı. Pepe üzülüp onu yalnız bıraktı. Bibi
yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Biri yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Kendimi üzgün hissediyorum Şuşu. Evet canım, böyle hissetmekte haklısın. Sevdiğimiz birinin üzgün olması bizi de çok üzer. Güzel arkadaşım Pepe'den özür dilemek ve onu mutlu etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı biraz düşünmeliyim. Harikasın Bibi. Pepe, ne çabuk geldin oğlum, ne oldu? Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Evet nene, kendimi üzgün hissediyorum. İnsan durduk yere kendini üzgün hissetmez çocuğum. Seni üzgün hissettiren bir düşünce var demek ki aklında. Nedir o bakayım? Bibi sanırım beni sevmiyor. Allah Allah. Bibinin seni sevmediğini düşünüyorsun yani. Evet nene. Beni oyuncaklarıyla oynamak için çağırdı ya. Evet. Gittiğimde hiç bu oyuncağıyla oynamama izin vermedi. Hepsini elimden alıp kendisi oynadı. Hay Allah. Bibi sana oyuncaklarını vermedi demek. Evet nene. Ben de çok üzüldüm ve eve geri döndüm. Tamam çocuğum, tamam, dur bakalım. Bibi doğru bir şey yapmamış ama ben seni çok sevdiğinden de eminim. Mutlaka hatasını fark edecektir bence. Bilmiyorum nene. Hay Allah. Evet, bize geliyorsunuz. Tamam, bekliyorum. Umarım beni affedersin Pepe. Çok merak ettik Bibi. Bizi neden çağırdın? Evet, gerçekten çok merak ettik. Arkadaşlar, ben bugün bir hata yaptım. Nasıl bir hata Bibi? Önce Pepe'yi oyuncaklarımla oynaması için eve çağırdım. Sonra Pepe geldiğinde oyuncaklarımı eline aldığında birden oyuncaklarımı ellemesini istemedim. Niye ki? Bilmiyorum Tutu. İstemediğim için de hangi oyuncağı eline alsa onu elinden geri aldı. Oyuncaklarını Pepe ile paylaşmadın yani. Evet, paylaşmadım Mimi. O da çok üzüldü, küstü bana ve evine gitti. Yazık ama Pepe'ye. Çok pişmanım. Doğru yapmadım. Ben Pepe'yi üzmeyi hiç istemem. Onu üzdüğüm için ben de çok üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Peki bunları ona söylesen? Evet, bize değil de ona söylesen. Pişman olduğunu duyunca bence seni affeder. Kesinlikle affeder. Öyle mi dersiniz? Evet. Evet. O zaman ben Pepe'ye gidip özür dileyeceğim. Pepe. Pepe. Umarım beni affedersin Pepe. Ben çok üzgünüm arkadaşım. Ben de. Biliyorum, benim yüzümden sana oyuncaklarımı vermemekte hata ettim. Oyuncaklarımı seninle paylaşsaydım hem çok güzel oyun oynayacaktık hem de ikimiz de çok mutlu olacaktık. Ben hatamı anladım Pepe. Seni çok seviyorum. Çok pişmanım arkadaşım. Beni affeder misin? Ha? Affetmeyecek misin? Affetmez olur muyum Bibi? Tabii ki affediyorum arkadaşım. Harikasın Pepe. Ben tatlı köpekçiyim. Ben de tatlı bir kedicik. Kedicik köpekçiyi yakalayacak şimdi. Kediler köpekleri yakalayamaz bir kere. Demek öyle. Hayo. Sen artık beni yakalayabiliyorsun bebe. Kedicik artık büyüdü abi. İstersen ben her şeyi yaparım. Bütün zorlukları aşarım. Aferin sana kardeşim. Artık hızlı koşabiliyorsun demek ki. Tabii ya, ne sandın? Dur köpüş oğlum, dur. Yalama yüzümü. Mırmır kediciğim, gel bakalım. Bunlar acıkmış galiba Pepe.
Bak evet dedi. Ay kaplarında su kalmamış. Susamış olabilirler. Kapış da evet dedi. Hemen getireyim ben. Bekleyin güzel çocuklarım benim. Şimdi size yemek su getirecek Peppa benim. Ne oldu bebeğim? Şey şuşu. Şimdi bizim bir tane kedimiz, bir tane köpeğimiz var ya. Evet. Biz onlara acıkınca yemek veriyoruz. Susayınca su veriyoruz. Ama sokaklarda kimsesi olmayan kediler, köpekler var. Onlar acıktığında nereden yemek buluyor? Susadığında nereden su içiyor? Kendileri bulmaya çalışıyorlar bebe. Çoğunlukla çöpleri karıştırıp çöpe atılan yemek artıklarından bir şeyler bulmayı deniyorlar. Suyuysa bu sıcakta çok zor buluyorlar tatlım. Yani aslında onlar sokakta çok zor şartlarda yaşıyorlar bebeciğim. Ay çok üzüldüm şimdi. İşte geldim. Alın bakalım. Ne oldu bebe? Niye üzgünsün? Şey abi, köpüşle kraliçemiz doydu ama sokakta yaşayan hayvanlar aç ve susuz olabilir. Havalar çok sıcak ya şimdi. Aa doğru diyorsun bebe. Annem ekmek istemişti. Ben ekmek alıp hemen geliyorum kardeşim. Tamam abi. Ne güzel bir gün. La 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 la. Böcekler ne güzel, çiçekler ne güzel. Hanım, hanım bey, sormayın hiç. Hanım bey, gözüme vura vura. Çürüttüm sol yanım eyle. Le 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 hanım. Gelin bakalım güzel kedicikler. Size yiyecek ve su getirdim. Geldiler canlarım benim. Afiyet olsun. Gelin minik kedişler. Zeze ablanız size mama getirdi, su getirdi. Zeze, kızım ne yapıyorsun orada? Kedilere yemek getirdim bakkal amca. Suyum bitmiş. Al kızım, istediğin su olsun. Çok teşekkür ederim bakkal amca. Gerçekten bu yaptığın çok güzel bir davranış Zeze. Ben de aklıma geldikçe sokakta yaşayan kedilere, köpeklere yemek veriyorum. Su da koyuyorum. Evet bakkal amca. Biz onlara yemek vermezsek, su vermezsek. Hele bu sıcak havalarda. Ne yaparlar ki bu hayvancıklar? Aferin kızım, aferin. Pepe'yi gördün mü Zeze? Bugün hiç gelmedi. Bakkal amca, Zeze merhaba. Merhaba Pepe. Yaşasın. Ben de tam seni soruyordum. Vallahi iyi insan lafı listine gelirmiş. Evet, ben iyi bir insanım. Zeze, o bisikletin arkasındakiler ne? Bak, sokaktaki kedilere, köpeklere su ve mama veriyorum Pepe. Ne güzel. Zeze de çok iyi bir insan değil mi bakkal amca? Evet, evet. Kesinlikle öyle. Hava bugün ne kadar sıcak değil mi Zeze? Evet Pepe, çok sıcak gerçekten. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Zeze, bu yaptığın o kadar güzel. Hayvanlar, hele de havalar bu kadar sıcakken içecek su bulmakta çok zorlanıyorlar. Sen onlara yardımcı oluyorsun. Evet Şuşu. Biz annemle her yere su kapları koyuyoruz. İçine de her gün su dolduruyoruz. Kedicikler, köpekler susuz kalmasın diye. Çok güzel bir davranış bu Zezeciğim. Kışın da babamla sokaktaki hayvanlar için kartondan ev yapıyoruz. Evet Pepe. Karton kutular ıslanmasın diye de böyle dışına poşet geçiriyoruz. Küçük bir de kapı yapıyoruz. İçine girip ısınıyorlar. Hiç düşünmemiştim, doğru. Kışın da sokaktaki hayvanlar çok üşüyorlardır. Babama söyleyeceğim, kışın ben de ev yapacağım. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. O zaman bize güzel bir şarkı söyler misin Şuşu? Evet, şarkı söyleyip dans edelim. Hadi Şuşu. Hadi o zaman. Sokakta hep yalnız onlar. Pepe ile Zeze onları kollar. Sokakta çok yalnız onlar. Pepe ile Pepe onları kollar. Kedilere, köpeklere sevgi gerek. Bir kap su ve biraz da yemek. Biraz daha.
Annem iki ekmek istedi. Bugün gazete almayacak mısın Pepe? Almaz olur muyum? Gazetemi de isterim. Al bakalım. Sağ ol bakkal amca. Sen sağ ol evlat. Ben altlarımı anneme vereyim. Biraz da yemek su alıp geleyim, olur mu? Tabii olur Pepe. Hapş, nerede kaldın? Geldim bebe. Zeze'yi gördüm. Hani sokakta evi olmayan kediler köpekler nereden yemek buluyor demiştin ya. Evet. Zeze sokağa kediler köpekler için su ve mama koyuyordu. Sokaktaki hayvanlar yiyip içsinler diye. Aa, çok güzel abiş. Biz de yapalım biz de. Tamam, al bunları anneme ver. Aa, gazete de almışsın. Annemden fazla yemek varsa istesene bebe. Ben de su doldurayım. Tamam. Niye bu işleri bana yaptırıyorsun abiş? Ne olur kardeşim. Tamam bir şey olmaz. Seni kırmayacağım. Ay. Aa, nene. Pepeciğim, ne kadar sıcak bir gün, öyle değil mi? Evet nene, çok sıcak. Nasıl susadım, nasıl susadım bilemezsin. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Sokaklardaki kediler köpekler de çok susamıştır diye kaplar koyup içine su koyacağız. Ama iki tane kap bulabildim ben. Aa, ne kadar güzel bir davranış bu Pepe. Aa, dur dur dur, şurada biraz kap vardı, vereyim sana hemen. Yaşasın. Abiş. Nene merhaba. Merhaba çocuğum. Bak, annem bir sürü yemek verdi. Kediler köpekler bunları yermiş. Ama sokakları kirletmeden kenarlara koyayım dede. Ha, tamam bebe, hadi gidelim. Görüşürüz nene. Güle çocuğum, güle güle. Zeze. Ha, Pepe, Pepe. Merhaba Zeze. Merhaba bebe. Bak, sürü yemek su getirdik. Harika. Bu tarafa yeterince koydum. Biraz da şu tarafa koyalım. Ha, tamam. Güzel kedicikler. Tatlı köpeklikler. Oy, benim kedişim gelmiş. Size bak, bu benim kedişim. Ne oldu kediş? Kediş ne oldu, küstün mü? Kediş, güzel kızım. Başka kedileri sevdiğin için kıskandı galiba bebe. Ben seni de çok seviyorum ama kediş. Hadi gel kızım kucağıma.